Merhaba. Bugün size orijinali Yale Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ders veren yardımcı doçent Daniel Greco tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Bugünkü videoda felsefenin bir dalı olan epistemoloji, yani bilgi felsefesi ile ilgili bir konu işleyeceğiz. Detaylandırırsak, kuşkuculuğun bir türünü anlatacağım. Kuşkuculuk, bildiğimizi sandığımızdan çok daha az şey bildiğimizi savunan bir akımdır. Kuşkuculuğun bu türünü 18. yüzyılda yaşamış olan İskoçyalı filozof ve tarihçi David Hume öne sürmüştür ve gözlemlenmeyeni ne ölçüde bildiğimiz inceler. Bunun ne anlama geldiği konusunda açık olmak için birkaç örnekle başlayalım. Normalde doğrudan gözlemlemediğimiz çoğu şeyi bildiğimizi kabul ederiz. Örneğin mavi balinaların dünyadaki en büyük balina olduğunu bildiğimi kabul ediyorum. Eminim siz de öyle. Alpha Centauri'nin güneşe en yakın yıldız sistemi olduğunu bildiğimi kabul ediyor. Avrupa'nın çoğunu fetheden Napolyon adında bir adam olduğunu kabul ediyor. Ya da gelecek seçimlerin ne zaman olacağını bildiğimi de kabul ediyorum. Bunların hiçbiri aslında doğrudan gözlemlediğim şeyler değil. Mesela hiç mavi balina görmedim ve dünyadaki tüm hayvanları kesinlikle görmedim. Yani büyüklüklerini karşılaştıramam. Yine aynı şekilde Napolyon'la hiç tanışmadım ve gelecek seçimlerin olduğunu görmedim. Yine de ben bu tür konularda bilgi sahibi olduğumu kabul ediyorum. Peki henüz gözlemlemediğimiz şeyler hakkında bu bilgilere nasıl ulaşıyoruz? Bazı durumlarda bu çok kolay. Örneğin tüm üçgenlerin hatta henüz gözlemlemediklerimin bile üç kenarı olduğunu biliyorum. Ya da gelecek sene iki elmam ve iki portakalım olsa toplamda dört adet meyvem olacağını biliyorum. Bu konuların bu kadar kolay bilinebilmesini sağlayan şey ne? Hume'un tabiriyle bunlar bir fikir bağıntısı veriyorlar. Fikirler yani düşünceler arasındaki bağıntının inkar edilmesi hayal edilemez. Ya da inkar edilirse durum kendi kendiyle çelişir. İki kenarlı bir üçgen hayal etmeye çalışın, yapamazsınız. Ya da iki elma ve iki portakal dışında hiçbir şeyimin olmadığı ama dört adet meyve etmedikleri bir durum hayal etmeye çalışın. Yine zorlanacağınızı düşünüyorum. Fikirler arasındaki bağıntıyı şu şekilde de düşünebiliriz. Fikir bağıntıları ne olursa olsun doğru olmak zorundadır. Yani bunlar zorunlu doğrulardır. Peki böyle iddiaları bilmek için ne gerekir? Fikir bağıntılarını bilmek için ne gerekir? Hume'dan alıntı yapmak gerekirse, böyle öneriler evrende nerede olduğuna bakılmaksızın basit bir düşünce işlemiyle bilinebilirler. Bu ne demektir? Ve Hume neden bunun doğru olduğunu düşünmektedir? Bunun ardındaki fikri şöyle düşünüyorum. Eğer bir iddia aynı zamanda bir fikir bağıntısıysa dünyada ne olursa olsun doğru olacaktır. Doğru olduğunu bilmek için gidip kanıt toplamamıza gerek yoktur. Kanıt bize dünyanın o şekilde değil de bu şekilde olduğunu gösterebilir. Ama dünya ne şekilde olursa olsun tüm üçgenlerin üç kenarı vardır. İki parça meyve başka iki parça meyve ile toplandığında dört parça meyve yapar. Yani bir fikir bağıntısının doğru olduğunu bilmek için tek gerekli şey fikri anlamaktır. İşte bu da Hume'un basit düşünce işlemi dediği şeydir. Bir şeyin doğru olması gerektiğini görmek için bu yeterlidir. Pekala. Fikir bağıntılarını Hume'un olgu durumları dediği şeyle kıyaslayalım. Örneğin ben bu videoyu yaparken dışarıda yağmur yağıyor. Bir tane daha. Pofuduk bir köpeğim var. Bu iddiaların her ikisi de doğru. Ancak bunları inkar etmek mantık dışı ya da çelişkili değil basit düşünce işlemi bizi doğrunun bilgisine ulaştırmakta yeterli değil. Dışarının güneşli olduğunu kolayca hayal edebilirsiniz. Aslında siz bu videoyu izlerken gerçekten de öyle olabilir. Ya da pofuduk köpeğim dahi hiçbir hayvanım olmadığını hayal edebilirsiniz ama aslında var. Bu iddiaların çelişki yaratmayan inkarları olabileceği için ve yanlış olduklarını anlayabileceğiniz için doğru olduklarını anlamak için ne anlama geldiklerini anlamak yeterli değildir. Dışarı çıkıp gözlem yapmanız, olayların neden öyle değil de böyle olduğunu görmeniz gerekir. Yani olgu durumları fikir bağıntılarıyla ve onları bilmek için gerekenlerle karşıtlık gösterir. Olgu durumları ile fikir bağıntıları arasında Hume'un dikkat çektiği ayrımı daha sonra Immanuel Kant'ta a priori ve a posteriori arasındaki ayrım olarak göreceğiz.